Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Arkadaşlar bugün derste bir konuğumuz var. Serkan Hocam. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sınavda hukukun temel kavramları bölümü diye bir bölümümüz var ya, 2 ile 3 soru gelen kısım. Arkadaşlar bazen orada detay sorulara yer verebiliyor. Böyle farklı hukuki kavramlar sorabiliyor. Bizler de sınav öncesinde sizler için, Serkan Hocam'a da rica ettim, sağ olsun geldi. Birlikte bir video hazırlamayı planladık. Bazı önemli tanımlardan söz edeceğiz. Umarım faydalı olur. İnşallah. Hazırsak başlayalım. Hazır mıyız hocam? Hazırım. Başlayalım. Serkan hocam eşim bu arada benim arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çünkü bir kere video çektik Serkan hocayla birlikte böyle. Aile hukukunu anlatırken böyle espri falan yaptım ben. Bir öğrenci YouTube'da şöyle bir yorum yapmış. Esra Hoca hocaya resmen sulanıyor yazmış. Herhalde eşim olduğunu bilmiyordu. Dedim eşim sulanır mı tabii ki dedim. Bilginiz olsun yani. Evet. O zaman medeni hukuk kısmındaki tanımlarla. Derste de yokluk ve butlon tanımlarına girdik aslında hocam ama önemli olduğu için bir kez de sizden dinlesin istedim. Yokluk ve butlon için neler söyleyebiliriz? Bunlar çok uzun konular aslında, evet. Da olabildiğince elimizden geldiğince kısaca izah etmeye çalışacağım. Serkan hocam da bayağı uzun anlatır. Ben dedim ki mümkün olduğu kadar kısa tutalım. Şimdi yokluk ya da butlan dediğimiz şey aslında hukukun yaptırımları içerisinde yer alan bir hükümsüzlük dediğimiz bir, evet, şey var. Yani ceza, tazminat vesaire gibi. Yokluk, butlan bu hükümsüzlük üst başlığının altındaki alt başlıklar diye nitelendirebiliriz. Yokluk dediğimiz kavram bir hukuki işlem için lazım gelen, hukuk aleminde, dünyasında oluşabilmesi için işlemi lazım gelen kurucu unsurlar dediğimiz bir takım unsurlardaki herhangi birinin eksikliğinin bulunması sonucudur. Yani genel anlamda kurucu unsurlar dediğimiz şeyler bizim sözleşmeler üzerinde konuşursak şayet tarafların varlığı, tarafların iradelerini açıklaması ve bu iradelerin birbiriyle uyuşması. Bu üç tane unsurdan herhangi biri eksikse eğer o işlem hukuki açıdan oluşmamıştır deriz. Bu da yaptırım anlamında yokluğa yol açar. Örneğin bir satım sözleşmesinde yokluk nasıl meydana gelir? İşte taraflar var. Siz satıcı olun, ben alıcı olayım. Tarafları oluşturduk. Siz bu malı satıyorum dediğinizde ben almıyorum dersem iradelerimiz uyuşmamış. Dolayısıyla ortada bir işlem var mıdır? Yoktur. Yok. Buna biz hukuki açıdan yokluk diyoruz. Evet. Butlanda ise aksine bu hukukun aradığı kurucu unsurlar vardır ama şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Bir hukuki açıdan bir işlem kuruldu diye geçerlidir sonucunu çıkartmıyoruz. Hı hı. Orada da ikinci bir unsur arıyoruz. İşlem var, evet kurulmuş, evet, ama geçerli midir sorusunun cevabını almak için de bazı unsurlar arıyoruz. Şimdi gibi acaba yapılan işlem kanunun emreden hükümlerine uygun mudur? Acaba işlemin taraflarından herhangi birisinin ayırt etme gücü var mıdır, yok mudur? Yapılması istenilen sözleşmedeki edim dediğimiz şey gerçekleştirilebilir midir? Ya da imkansızlığa mı düşmüştür? Birilerini aldatmak için mi işlem yapıyoruz? Muvazaa dediğimiz ileride belki açıklarız bunu da. İşte bu gibi unsurlardan herhangi bir tanesi eğer varsa sözleşmede, evet, ahlaka aykırı bir sözleşme yapıyorsunuz örneğin. İşlem kurulmuş mudur? Evet kurulmuştur ancak bu unsurlar eksik olduğu için o işlemi de biz geçerli kabul etmeyiz. Bununla da butlan dediğimiz çok net olan kesin hükümsüzlük yaptırımı ortaya çıkar. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela ayırt etme gücü olmayan kişinin yapmış olduğu evlilik mutlak butlan sebebidir. Evet. Gibi. Ama aynı cinste iki kişinin yaptığı evlilik yokluk sebebi olur. Sebebi olur. Evet. Gibi. Yani benimle evlenmeyip aynı cinsten biriyle evlenseydin yokluk olurdu. Yani evet, yoklık olurdu. İki evlenmiş misin benimle? Çok şükür. Evet, tamam. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi geliyorum ehliyet kısmına. Serkan hocam, ehliyet nedir? Bunlardan söz edelim biraz. Hak ehliyeti, fiil ehliyeti ve bu kapsamda ayırt etme gücü, erginlik, kısıtlı olmamak falan. Öyle gidelim. Şimdi ehliyetler kısmına girerken öncelikle açıklanması gereken bir kavram var. O da hak. Hak. Hak ne demektir? Onu bir kısaca izah edelim. Hak dediğimiz şey hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış meşru yetki. Evet. İşte bu meşru yetkiyi elde edebiliyor musunuz? Kazanabiliyor musunuz? Kazandığınızda kullanabiliyor musunuz? Hı hı. Konusunda da karşımıza iki tane ehliyet çıkar. Birisi hak ehliyeti, diğeri de fiil ehliyeti dediğimiz kavram. Hak ehliyeti kişinin herhangi bir şey yapmasına gerek kalmaksızın, herhangi bir irade açıklamasına gerek olmaksızın kendiliğinden doğrudan kazanabildiği hakları anlatır. İşte kişilik hakkı. Ne zaman kazanırız? Tam ve sağ doğduğumuzda. Herhangi bir şey yaptık mı biz? Yapmadık.
doğrudan doğruya kazandığımız şeylere, haklara biz hak ehliyeti adını veriyoruz. Şimdi kişilik hakkında dedik ya biz tam hesabı doğduğumuzda kazanıyoruz. Evet. Hak ehliyetiyle karıştırmayın tabii ki bunu. Çünkü hak ehliyeti... Şöyle. Yani medeni kanunu tanımından yola çıkarak söyledik. Evet. Alt detayı şudur. Tam ve sağ doğmakla başlanılan şey aslında kişiliktir. Kesinlikle. Ancak medeni kanun diyor ki işte hak ehliyeti ne zaman kazanılır? Yine kişiliğin başladığı anda kazandığımızı söylüyor. Ancak cenin dediğimiz bir kavrama da bir takım haklar verebilmemiz adına onu şöyle açıklamaya çalışmış. Tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğümüz an doğumla kazanılır diyor aslında. Kişiliğin başladığı anla aslında eş zamanlıdır. Fakat o cenin de menfaatlerini koruyabilmek için bir tak birazcık geçmişe de atıfta bulunuyor. Evet. Yani hak ehliyeti tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düşürmesiyle başlarken fiil kişilik tam ve sağ doğumla başlar. Evet, evet. İki ayrıma dikkat ediyoruz arkadaşlar. Fiil ehliyeti için ne söylersiniz? İşte bu hak ehliyetiyle elde ettiğimiz hakları kullanabilme yeteneğidir aslında. Bu ehliyeti anlatır. Bunun için hak ehliyetinden farklı olarak hak ehliyetine biz doktrininde pasif ehliyet diyoruz. Çünkü herhangi bir şey yapmamıza gerek yoktur. Ancak fiil ehliyeti aktif karakterli bir ehliyet. Neden aktif karakterli bir ehliyet? Çünkü bir takım unsurları taşıyabilmemiz lazım. İşte bunlar neler? Birincisi erginlik, bir diğeri ayırt etme gücüne sahip olmak ve sonuçta kısıtlı olmamak dediğimiz bu. Üç unsuru da bir kişi barındırabiliyorsa bu tam fiil ehliyetini kazandığı anlamına gelir. Bu ehliyet, bu unsurların tamamını kazanamamış olabiliriz. Hiç kazanamamış olabilir ya da bir süreliğine bizde bulunmayabilir. Evet. Bunları açıklarsak erginlik dediğimiz kavram, doğal erginlik, normal erginlik dediğimiz şey. Kişinin herhangi bir şey yapmasına gerek yok. Sadece bir zamanın geçmesini beklemesi gerekir. Bir de 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılan. Çok bekliyormuşuz gibi gelir ama. Evet, bir anda geçiyor. Sonra bir geçer. Sonra geçmişe dönmek istersiniz. Hep keşke şu yaşta olsaydım diye. Keşke. Yani bu 18 yaşını doldurduğunuz an başka hiçbir şeye bakmayız. Ayırt etme gücünüz var mı yok mu, kısıtlı mısınız değil misiniz? Buna bakmayız. Erginliği kazanmış olursunuz. Ülkemizin gerçekliklerinden, yaşanmışlıklarından kaynaklı bazen de biraz daha geriden de erginlik kazanılabiliyor. Buna da biz erken erginlik adını veriyoruz. İki şekilde kazanılır bu. Birisi evlenme yoluyla, bir diğeri de mahkeme kararıyla. Evlenme yoluyla erginliği kazanabilmeniz için 17 yaşını doldurmuş olmanız ve yasal temsilcilerinizin izniyle yapacağınız bir evliliğin gerçekleşmesi. Evet. Sonucunda o yaptığınız evlilik sizi ergin kılar. Buradaki yaş sınırımız 17 yaşın doldurulması. Biraz daha geçmişten başlayan yine evlenmeye atıfta bulunan bir erginlikte olağanüstü evlenme erginliği. Burada sadece evlenmiş olmanız yetmiyor. Çünkü 17 yaşı doldurmadıysanız anne babanız izin verse dahi siz zaten evlilik yapamıyorsunuz. Ancak yaşadığınız olağanüstü bir durum varsa daha küçük yaştayken, yani 16 yaşını doldurmuşsanız, yaşadığınız olağanüstü bir durum varsa ki doktrindeki kaynaklarda çoğunlukla kadının küçük çocuğun daha doğrusu, kadın diyemeyiz artık ona da, gebe kalma durumu. Evlilik dışı gebelikler. Evet, evlilik dışı gebe kalmışsa 16 yaşını doldurmuş olması şartıyla yine evlenerek, mahkemenin vereceği izinle evlenerek kişi evlenebiliyor ve bu yaptığı evlilik onu ergin kılıyor. Evet. Bir başka erginlik türümüz de kazaya yürüyüştü dediğimiz yargısal erginlik, mahkeme kararıyla erginlik. Bu da evlenmekten bağımsız bir şey artık. Burada bireysel bir durum söz konusu. Kişi 15 yaşını doldurmuşsa, ergin kılınmasını gerekli olacak, duruma getirecek bir menfaati, hukuki bir menfaati. Nedir? İşte derslerde konuşmuşsunuzdur hocam. Memur olabilme durumu o yaşta, istisna hallerde. Belki işte ailesinden kalan bir miras vardı, o miras yönetebilme gibi hukuksal bir takım menfaatleri varsa, hakimin karşısında bizzat kendisi ben ergin kılınmak istiyorum diye talepte bulunursa, ana babası hayattaysa onların izniyle, ana babası yoksa, vasisi varsa izine gerek yok orada. Bu unsurları bir araya getirirseniz mahkeme kararıyla evet çocuk sen artık erginsin diye bir karar çıkar. Yine kişi o yaşta olmasına rağmen ergin kılınmış olur. Bu fiil ehliyetin birinci unsuruydu. Bir diğer unsurumuz ayırt etme gücü. Ayırt etme gücü dediğimiz şey aslında çok basit anlamda anlaşılması gereken bir kavram. Makul ölçüde iyi ile kötüyü, doğruyla yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneği. Evet. Bunu sağlayabiliyorsa kişi ayırt etme gücü vardır. Medeni kanunumuzda bunun oluştuğu bir yaş sınırı yoktur. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yani ayırt etme gücü ne zaman, hangi yaştan itibaren vardır?
oluşmuştur. Medeni kanunda böyle bir ölçü yok. İşte o dediğimiz makul, iyi, kötüyü, doğru, yanlış ayırabilme durumu ne zaman gerçekleşmişse, her zaman da var demiyoruz. Olaya göre, duruma göre, hareket edici vardır, yoktur, evet, yorum yaparız. Bir başkası da kısıtlı olmama hali. Kısıtlı olmamaktan kasıt, mahkemenin vereceği bir kısıtlı kararıyla sizin bir takım hukuk işlemleri bizzat kendi başınıza yapıp yapamadığınıza dair bir karardır bu. İşte alkol, uyuşturucu, madde bağımlılıklarınız varsa, kumar bağımlılığınız varsa, aşırı savurganlığınız söz konusuysa, bir yıl ve üzeri mahkumiyetten dolayı hüküm almışsanız gibi sebeplerden kaynaklı mahkeme sizi kısıtlamışsa, siz yasada belirtilen bazı işlemleri artık tek başınıza yapamayacaksınız demektir. Dolayısıyla ehliyetinize bir sınırlama getirilmiştir. İşte bu unsurların varlığına, yokluğuna göre de kişinin sahip olduğu ehliyetler belirleniyor. Erginsiniz, ayırt etme gücünüz var ve kısıtlıysanız tam ehliyetli olursunuz. Ayırt etme gücünüz yoksa başka hiçbir şeye bakmayız, tam ehliyetsiz sayılırsınız. Küçükseniz ya da erginsiniz, fakat işte az önce söylediğim sebeplerden herhangi birisiyle kısıtlandıysanız bu sefer de sınırlı ehliyetsiz oluyorsunuz. Öğretide tartışılıyor ama biz o tartışmaya girmeden söyleyelim. Bir ehliyetimiz daha var, sınırlı ehliyetlilik. Bu da aslında fiil ehliyeti anlamında tam ehliyete sahiptir. Fakat kanun gereği bazı işlemleri yaparken, dikkat edin ifadeye, yasal temsilcinize demiyoruz, yasal danışmanından görüş istemeniz söz konusuysa, bu durumda da siz sınırlı ehliyetli kabul ediliyorsunuz. Serkan Hocam, bir de yerleşim yerinden söz edelim şimdi. Sınavdan öncekilerde tanımı ve ilkelerinden bir tanesi sorgulanmıştı. Yerleşim yeri nedir? Yerleşim yeri bizim oturmaya gittiğimiz, oturduğumuz, yaşadığımız yer değil aslında. 3 sene, 5 sene bir yerde yaşayabilirsiniz. Orası sizin yerleşim yeriniz olarak kabul edilmeyebilir. Neden? Çünkü yasamız diyor ki, yerleşim yeri bir kişinin sürekli kalmak niyetiyle bulunduğu yerdir. Bu nedenle işte üniversite okumak için şehir dışına çıktığımızda 4 sene, 5 sene, kaç sene kaldıysak, zaman uzun olabilir ama bizim orada kalma niyetimiz sürekli olmadığı için oralar bizim yerleşim yerimiz kabul edilmiyor. Evet. Bu nedenle işte sürekli kalma niyetiyle yaşamak için bulunduğunuz yer sizin yerleşim yeriniz kabul edilir. Herkesin yerleşim yeri olmalıdır ifadesinden hareketle bu genellik ilkesini gösteriyor. Hiç kimsenin birden çok yerleşim yeri olamaz dediğimizde de teklik, zorunluluk ilkesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani herkesin bir tane yerleşim yeri olmak zorundadır, evet, diyoruz. Peki şimdi Serkan Hocam, biz de derslerimizde işliyoruz zaten arkadaşlar, boşluk kavramı var ya, karışan bir kısım ama bu söz etmediğimiz işte kıyas gibi şeyler var, testlerde falan karşımıza çıkıyor. Biraz kıyasa değinebilir miyiz? Kıyas nedir? Direkt kıyasa giremem. O hiçbir yüzden... şekilde direkt giremez. İlla bir başına girelim anlatması gerekiyor. Peki buyurun. Önce boşluk dediğimiz bir kavram var. Onu birazcık izah etmemiz gerekiyor. Boşluk dediğimiz şey, yaşanmış olan bir hukuki uyuşmazlığa hukukun kaynakları içerisinde çözüm bulamıyorsak ya da bulduğumuz çözüm yeterli değilse orada boşluk oluştuğunu söylüyoruz. Bu anlamıyla eğer yazılı kaynaklarda hüküm bulamıyorsanız sorunun çözümüne ilişkin kanun boşluğu, açık boşluk dediğimiz boşluklar meydana gelir. Hem yazılı kaynaklarda hem yazısız kaynaklarda hiçbir hüküm bulamıyorsanız burada da hukuk boşluğu dediğimiz durum ortaya çıkar. Elimizde sorun çözmeye ilişkin bir yasa maddesi var ama çerçevesi çizilmiş, detaylarına girilmemişse, örneğin boşanma davasında hakim boşanmaya karar veriyor, nafakaya da hükmediyor fakat nafakanın kim ödeyeceği, ödeyici tarafından ödeyeceğini yasa yazmamış. Hı hı. Kadın mı adama, adam mı kadına verecek yazmıyor. Velayette çocuk anneye mi bırakılacak, babaya mı bırakılacak yazmıyorsa ama birisine verileceği yazmış, kime vereceğini yazmışsa burada kural içi boşluk dediğimiz boşluklar, yani hukuk, yani hakkaniyeti... Yazılı kaynaklarda bilerek ve isteyerek bırakılan boşluklara biz i̇şte kural adaleti ve hakkaniyeti sağlamak adına hakime diyoruz ki sen velayeti birine vermekle yetkilisin diye bırakmış kanun koyucu hükmü ama kime vereceğini yazmıyorsa. Neden? Çünkü anneye ya da babaya verilmesindeki menfaati hakim belirlesin diye. Tabii. Burada kural içi boşluk diyoruz ki buradaki hakim işte boşluğu hakim takdir etkisiyle doluşturur. Şimdi bu boşluklar oluşturulurken ya oluşmuş boşluklar doldurulmaya çalışılırken bir takım yöntemler uyguluyoruz. Hı hı. Bu yöntemlerden bir tanesi de kıyas yoluyla boşluk doldurma ya da hukuk yaratma aslında. Kıyas dediğimiz şey, yasada düzenlenmiş var olan bir duruma
yasada düzenlenmemiş ama ona benzeyen bir durumu uygulamak. Yani A olayı kanunda yazmış, A olayı yaşanırsa hakim ne yapacağını oradan yasada buluyor. Fakat B olayı kanunda yazmamış. Ama A olayına da çok benziyor. Hakim bu benzetmeyi yapabiliyorsa, işte A olayındaki düzenlemeyi alıp B olayına uygulayabiliyorsa buna biz kıyas yapma yöntemi diyoruz. Hazır kıyas açıklamışken bir tane daha bir... Kıyasa hemen küçük bir tanım verebilir miyiz kısaca? Kıyasın tanımını karşımıza ne şekilde çıkar? İşte yasada düzenlenmiş bir somut olaya, düzenlenmemiş bir olayın uygulanmasına ne ad verilebilir? Kıyas. Diye kavram sorulabilir. Bir de evliliyet dediğimiz, daha doğru anlaşılsın diye öğretide uyarlanmış hayli hayli kuralı diye bir düzenleme var. Şimdi kanunda her olay yazmıyor diye orada boşluk vardır demiyoruz aslında. Mantığımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Örneğin çimlere basmak yasaktır. Herkes görüyor değil mi? Yeşil alanlarda falan. Şimdi çimlere basmak yasaktır. Bir düzenleme doğrudur. Peki çimlere oturmak da yasak mıdır? Çimde yatmak da yasak mıdır? Burada da bir düzenleme yok. İşte sigara içmek yasaktır diye oturduğumuz bütün o kapalı mekanlarda görüyoruz bu ifadeyi. Fakat puro içmek yasak mıdır? Gerek var mı? Pipo içmek yasak mıdır? Bunları yazmıyor. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Tamam, sigara içmek yasaktır. Sigara içmeyeceğim ama puro içebilirim. Pipo içebilirim. Falan. Bunu söyleyebilir miyiz? Hukuk diyor ki deme arkadaş, sigara yasaksa bu da ya biraz yasak. Kafanı çalıştır diyor. Yani biraz düşün diyor aslında bize. Muhakeme yap diyor. İşte burada biz evliliyet kuralı. Yani biraz daha hakim olduğumuz ifadeyle tüme varım ya da tümden gelin yöntemiyle bir çıkarım yapabilme. Evet, peki. Serkan Hocam, çok kısa bir yorum türlerinden söz edelim. Bir kere sınavda çünkü şöyle bir şey gelmiş. Hangi yorum türü uygulanmaz gibi bir soru gelmişti bizde. Çok kısa yorum nedir? Yorum türleri neler? Şimdi olmaz. İşte boşluk dedik az önce. Evet. Boşluk var mı yok mu anlamak için bir zihinsel faaliyette bulunmak lazım. İşte bu zihinsel faaliyeti biz yorum adını veriyoruz aslında. Bu yorum kim tarafından yapılır? Yasama tarafından yapılabilir. Yani meclis yorumu yapabilir. Buna yasama yorumu diyoruz. Bilim insanları tarafından yorum yapılabilir. Buna bilimsel yorum diyoruz. Bir de işte sorunu çözecek olan mahkeme bu yorum yapabilir. Buna da yargısal yorum diyoruz. Ülkemizde yargısal yorum ki olması gereken şey hakim somut olaya geldi. Evet. Kendisi bunu çözecek. Bu zaten uygulanıyor. Evet. Bazen her hakim her konuya vakıf olamayabilir, yardım alabilir. Bilim adamlarından, bilim insanlarından, makalelerden falan. Buna da biz bilimsel yorum diyoruz. Evet. Meclisin kendi yaptığı kanunu, kendi yorumlamasına da yasama yorumu diyoruz ki bu riskli bir yöntem olduğu için bir defa uygulandı bizim ülkemizde, tarihimizde. 24 Anayasası'nda uygulandı o dönemin olağanüstü koşullarından dolayı. O dönemler sonlandıktan sonra 61 ve 82 Anayasası yasama yorumunun yapılmayacağını belirten bir sistem hazırlandı. O zaman şu anda uygulanmamakta olan yorum türümüz bizim yasama yorumu uygulanmıyor. Yalnızca 1924 Anayasası'nda uygulanmıştı. Teşekkürler. Biraz da şeyden bahsedelim. Aslında biliyorsunuz ama net tanım verin. Çünkü sınav bir kere sorguladı bunu arkadaşlar. Velayet ve vesayet kavramları neler? Özellikle vesayet ve kanyumluk karıştırılıyor arkadaşlar. Farkları nelerdir? Bunlardan söz edelim. Şimdi velayet herkesin aslında bildiği bir kavram. Belki tanımlama olarak bilinmiyor evet. Ama işte bir ananın ve bir babanın çocukların üzerindeki haklarına biz velayet hakkı diyoruz. Bu hakkı kullanan kişiye de veli adını veriyoruz. Biz veliyiz. Biz veliyiz. Çocuğumuz üzerindeki evet. Hakkımız da velayet hakkı. Evet. Eğer çocuğun anne babası yoksa ya da bir takım sebeplerle az önce söylediğimiz kısıtlandıysa bu defa ona biz vasi atıyoruz. Hukuk aslında onu korumak için. Korumak adına tabii ki tabii ki. Yani kısıtlılık sebebine dayalı işlem yapamazsın. Evet. Küçüktür, yapacağını bilmez, onun adına bir takım işlemleri birisi yapsın diye atadığımız kişiye vasi. Bu ilişkinin genel anlamda vesayet ilişkisi diyoruz ki hukukumuzda vesayeti ya vasiyi atayan makam yani vesayet makamı bizim ülkemizde sulh hukuk mahkemeleridir. Kayyumluk dediğimiz şey ise vesayetten daha dar kapsamlı aslında. Sadece belirli bir işin yapılması için ya da bir mal varlığının yönetilmesi için atanan kişiye diyoruz. Eğer bir kişi bir işin yapılması, sadece bir işin yapılması için kayyum atanmışsa buna temsil kayyumluğu adını veriyoruz. Bir mal varlığı, örneğin bir şirketi idare etsin diye atama yaptıysak buna da yönetim kayyumluğu adını veriyoruz. Şimdi de biraz eşya hukukuna ilişkin kavramlardan söz edelim hocam. Zilyetlik, biraz biliyoruz aslında zilyetliği ama bir kısaca bahsedelim. Zilyetlik nedir? Şimdi eşya hukuku dediğiniz şey aslında
bir eşyanın üzerindeki iki tür hakimiyeti anlatan bir hukuk dalı. İki tür hakimiyetten kastım nedir? Bir eşyaya sadece fiilen, şu somut anlamda gösterdiğim şekilde fiili anlamda tutuyorsanız başka bir kavram. Bu eşyanın üzerinde sizin hukuki bir takım haklarınız söz konusu, başka bir hukuki kavram çıkıyor ki işte eşya hukuku bu kavramlar üzerinde kurgulanmış. Sadece fiili bir durumu anlatmak için kullandığımız kavramı zilyetlik adı veriyoruz. Ne demektir zilyetlik? Tanım olarak söylemeye çalışırsak, bir kişinin kendi iradesiyle bir eşya üzerinde makul bir süre hakimiyet kurmasıdır. Evet. Şimdi bu kalem sizin kaleminiz. Ben bu kalemi aldığımda, kendi irademle aldığımda, bir süre bende kaldığında, benim olmadığını biliyorum aslında. Ama kalem üzerinde benim bir fiili hakimiyetim var. Kendi irademle aldım ve makul bir zaman geçecek. İşte bu durumda ben bu eşya üzerinde bunun sahibi değilim ama bunun fiiliyeti hakimiyeti. Ben de olduğu için zilyediyim. Neden böyleyim? Şimdi dışarıdan birisi geldiğinde bu kalemi benim elimde gördüğünde ne zanneder? Bu kalemin bana ait olduğunu zanneder diye benim hakimiyet alanımda. İşte böyle bir algı uyandırdığı için buna biz hukuka dair bir kavram olarak kullanmışız. Adına zilyetlik adını vermişiz. Tamam. Tamam. Eğer eşyanın daha ötesine, bu zilyetliğin daha ötesine geçiyorsanız, o eşyanın sahipliği üzerinde artık söz sahibiyseniz, burada biz mülkiyet adını veriyoruz ki, mülkiyet dediğimiz şey üç yetkiyi tanır kişiye. Mülkiyet KPSS'de çıkmış sınav sorusu bu arada arkadaşlar. Eğer bir eşyayı kullanma yetkisi sizdeyse, o eşyadan yararlanma yetkisi sizdeyse, o eşya üzerinde tasarrufta bulunabilme yetkisi sizdeyse, bu üç yetkiyi vermesi buna biz mülkiyet hakkı. Tasarruftan kasıt burada olmalı, geleceğini bilmek olarak düşünülebilir. Kaderiniz karar verebilmek, satmak, bağışlamak, kırmak, çöpe atmak her türlü eylemden söz ediyoruz. O zaman mülkiyet hakkı için şunu söyleyebiliriz. Sahibine kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkileri sağlayan hak mülkiyet hakkı. Bu mülkiyet hakkı için de hocam paylı mülkiyet, elbirli mülkiyeti gibi kavramlar var. Mülkiyet sınav detay olmasına rağmen bunu sorgulamıştı. Şimdi bu türler şöyle ortaya çıkıyor. Şu sorunun cevabıyla buluyoruz. Şu soruyu sormuşlar. Demişler ki tamam ortada bir eşya var. Bu eşyanın kaç tane sahibi var? Eğer eşyanın tek sahibi varsa buna biz ferdi mülkiyet diyoruz ki bunda zaten tartışılacak bir konu yoktur. Bir kişi var, sahip o. Aynı eşyanın aynı anda birden fazla sahibi varsa burada da şu zaman paylı mülkiyet veya el birliği mülkiyet dediğimiz kavramlar karşımıza çıkıyor. Paylı mülkiyetten kasıt belirli paylarla, dikkat edin kavrama, belirli paylarla bir eşyaya sahip olabilen birden fazla kişiyi anlatır. İşte ortaklaşa biz ikimiz, bir miktar para sen koydun, bir miktar para ben ortaya koydum, ortak olarak bir eşya satın aldıysak. Hı hı. Burada ikimizin belirli payları vardır. %50, %50 olabilir. Oranlar değişebilir. Buna paylı mülkiyet diyoruz. Hı hı. El birliği mülkiyetinde ise bu eşya kimin diye sorulduğunda ikimiz de benim diyoruz. Peki bu eşyanın ne kadarı senin, ne kadarı senin diye payımız sorduklarında bilmiyoruz diyoruz. Çünkü öyle bir pay belirginliği yoktur ki en belirgin örneği miras ortaklığıdır. Miras ortaklığında el birliğini Rora Serozan diye bir hoca var. Allah rahmet eylesin. Müthiş bir benzetme yapar. Siyam ikizler el birliği mülkiyetinin işleyişine. Yapışık ikizlerden söz ediyoruz. Aynı beden, iki farklı kafanın olduğu, tek bedende yaşayan iki farklı varlık. Bütün eylemleri birlikte yapmak zorunda mı bunlar? Evet. Her şeylerini beraber yapmak zorundalar. O yüzden el birliği mülkiyetinde ne kadarı seni bilmez. Yani o kalp, kimin tek kalp varsa siyam ikizinde gibi. Hani belki de böyle bir şey yoktur tıbben bilmiyorum ama benzetmek için söylüyorum. Olmayabilir. Hani bizden hocam burada yanlış mı geliyorsun deme. Sadece benzetme yapmak için söylüyorum. El birliği mülkiyetinin pay mülkiyetten farkı pay belirginliği yoktur. Her şey herkesindir dediğimiz mülkiyet türüdür. Paylı mülkiyette ise eşyanın bütününün bir kısmı senin bir kısmı senin ama şu net şunu karıştırmayın. Şurası benim şurası benim demiyoruz. Şu kadarı benim. %30'u benim. %20'si benim. Evet. Ama fiili olarak şurası benim diyemiyorsunuz. Şimdi paylı net bir tanım istiyorum. Paylı mülkiyet nedir? El birliği mülkiyeti ne? Paylı mülkiyet dediğimiz şey bir eşyanın maddi olarak bölünmemiş belirli paylarla birden fazla eşyaya bir kişiye sahip olmaları durumudur. Evet. Doktrin tanımı budur. Tamam. El birliği mülkiyetinde ise
Payın ve fiili bölümlerin olmadığı ama birden fazla malikin olduğu ülke türüdür. Mersin. Sınırlı aynı haklara da girelim biraz. Biraz. Sınırlı aynı haklara. Bu arada en uzun sohbetimizi yapıyoruz diyebilirim size. Ama hiç konuşmuyor biliyor musunuz evde? Bir gün zaten evde canım sıkıldı dedim. Ben biraz ders anlatsana dedim. Niye diyor? Dedim sesini duyayım. Az konuşuyor. Ama derste çok konuşuyor böyle. Evet maalesef işte. Neyse işte. Allah bir yerden alıyor bir yere veriyor işte. Sınırlı aynı hakkı anlamak için tam aynı hakkı bilmek lazım. Yani bayağı ben uzun diyor. Şöyle soruyorsunuz, yani şunu anlatıyorsun ama bunu anlatmak için bir başka şeyi izah etmem gerekiyor. Öyle değil mi? Olmaz bu işin izahı anlatılır. Yani işte ben de sınav aslında ezbere gidiyor. Ezbere gidince de sorularda işte kafalar karışıyor. Ben hep öyle mantığını anlatarak ifade ediyorum. Bilen bilir. Zaten aslında söyledik tam aynı hakkında olduğunu. Mülkiyet dediğimiz şey aynı haklar diye konuşulduğunda ikiye ayrılıyor. Tam aynı hak, sınırlı aynı hak. Tam aynı hakkın karşılığı mülkiyet. Evet. Yani tam aynı hak kişiye kullanma, yararlanma, tasarrufta bulma etkisi verir. Evet, onu zaten bildiğiniz adıyla mülkiyet adı. Zaten bunu konuştuk, o yüzden atıf yapıyorum buraya. Sınırlı aynı haksa bu kullanma, yararlanma, tasarrufta bulma yetkilerin bir veya birden fazlasının başkasına genellikle devredilmesinde o başkasının elde ettiği hakkın adı. Şimdi benim bir arabam olsun, bu arabam üzerinde kullanma, yararlama, tasarrufta bulunma yetkim var. Ben bu eşya üzerinde hangi hakkı sahibim? Aynı. Hangi aynı? Tam aynı. Yani mülkiyet hakkına sahibim. Ben bu eşya üzerindeki kullanma yetkimi sana devrediyorsam, yararlanma yetkimi sana devrediyorsam, sende hangi yetki yok? Tasarruf. Çünkü onu da bilirsen mülkiyeti vermiş oluyor. Evet. İşte tasarrufta bulunma yetkisini kendinde tutup, diğer kullanma ve yararlanmanın ikisini birden veya ayrı ayrı sadece kullanma, sadece yararlanma sana devredersem sendeki hakkın adı sınırlı, aynı hak olur. Bu sınırlı aynı hakkın kendi içinde birden çok türü var. Ne gibi? İrtifak hakları gibi. Ne gibi? Rehin hakkı gibi. Taşınmaz yükü gibi. Üç tane de kendi içinde bunlara türü da gelelim çünkü sınav bir kez rehin hakkı kapalı bir şekilde sormuştu. Rehin hakkı dediğimiz şey başkasına ait eşya üzerinde bir alacağı teminat altına almak için, güvence altına almak için kurulmuş olan bir hak. Yani senden borç alıyorum bir miktar. Bu borcu ödeyememe durumuma karşılık sen de bana diyorsun ki bana bir güvence ver. Evet. Güvencemi eğer bir taşınır eşya olarak, örneğin arabamı sana veriyorsam, al bu sende kalsın borcumu ödeyince geri alacağım diye, buna rehin diyoruz, taşınır rehini. Yok eğer ben bunu taşınmaz bir eşya üzerinde yapıyorsam, evimin üzerinde sana bu hakkı, bu güvenceyi verdiysem, buna da taşınmaz rehini, daha çok bilinen adıyla ipotek hakkı diyoruz. Bu rehin hakkı ama sınırlı bir hangi hak sonuç itibariyle. İrtifak hakları az önce bahsettiğim bir eşyanın kullanımını veya yararlanma yetkisini veya her ikisini birden bir başkasına verdiğinizde karşınıza çıkan kavramdır irtifak hakkı. Kendi içinde çok fazla türü var. Geçit hakkı gibi, üst hakkı gibi, mecra hakkı gibi, oturma hakkı gibi, intifa hakkı gibi. İntifa hakkına girebilsek yeter. Bunlar içerisinde en kıymetlisi ve en değerlisi intifa hakkı diye anlatılır. Neden? Çünkü şu ben ayrımı yapmak lazım. Mülkiyet hangi yetkileri barındırıyor bizde? Kullanma, yararlanma, tasarruf. Güzel. İntifa hakkı kullanma, tasarrufta bulunmanın dışındaki diğer iki yetkiyi de barındırır. Hem kullanmayı hem yararlanmayı. Yani ben sana evim üzerinde intifa hakkı verdiysem, bir bina olsun örneğin. Bu binanın bir dairesinde kendin oturabilirsin. Buna kullanma hakkı diyoruz. Diğer dairelerinde kiraya verip kira gelirini sen sağlayabilirsin. Burada yararlanma. Ama kimin evi üzerine yapıyorsun buraya da binası verip bana ait. Ama işte intifak o kadar büyük bir hak sanki mülkiyet gibi değerlendirilir. Evet. O yüzden KPSS vatandaşlıkla nasıl soruldu bilemiyorum soruyu ama alan bilgisinde de sorulmuş bir sorudur. Orada şöyle sormuşlardı. Mülkiyet hakkından sonra en geniş yetkiyi veren aynı hak hangisidir diye sordu. İntifak. Tamam. İntifakı devredilir mi, edilemez mi? Kişiye bağlı bir haktır. Bütün olarak devri mümkün değildir. Ama kullanım yetkisini devretmek mümkün. Bütün olarak ama genel olarak. Ben sana sahip olduğum intifa hakkını sana veriyorum diyemem. Evet. Kişiye bağlıdır. Kişi varsa vardır, yoksa yoktur. Evet. Serkan Hocam iyi niyetli misiniz? İyi niyetli mi? Değişir, değişir. Olaya göre, duruma göre değişir. İyi niyetli olmak, iyi insan olmak, dürüst olmak, başkalarının haklarını gözetmek demek değil.
İyi niyet kavramı. Eşya hukukuna bağlantılı açıklayalım. İyi niyet kavramı bir hakkın kazanımı esnasında kişinin o an için sahip olamadığı, bilemediği durumu yani bilgisizliğini ifade eden kavramdır. Vadesinde ve senin özel hayatını etkilemeyecek bir ölçüde borç ödemesi yapmalıyım. Örneğin size olan borcumu vadesi gelmiş, evet, ama ben o günün gece saat 4'ünde gelip senin kapına al şu borcu ödemeye geldim dersen dürüst davranmamış olurum. Sen kızarsın gece 4'te biri borç ödemeye geldi. Evet. Gündüzler çuvalama gibi der. Şöyle soralım, kızdığımı düşünelim. Yani alıp borç numara geldi gece 4'te. Serkan borcumu sana getirdim dedi. Ben de kızdım. Git dedim, manyak mısın? Gündüz çoğal mı girdi? Almıyorum dedim bu ödemeni. Kabul etmiyorum dedim. O da kapının önüne koyuyorum arkadaş. İstanbul istemem. Bana mı dedi. Parayı kapının önüne koydu gitti. Başka bir de geldi parayı gördü aldı. Acaba onun yaptığı borç ödemesi geçerli midir? Şimdi hukuk işte burada şuna bakıyor. Siz o borç ödeme yükümlülüğünüzü yerine getirdiniz mi? Evet getirdiniz. Ne zaman getirdiniz? Vadesinde. Peki vadesinde getirdiğinizde alacaklının özel hayatını etkileyecek bir zaman aralığı mıydı bu? Gece 4 arkadaş, hukuk bunu diyor ki olmaz arkadaş diyor. Gece 4'te borç ödemesi falan yapılmaz. Senin amacın da borç ödemek değil, adamı bir şekilde rahatsız etmek, huzursuz etmek aslında diyor. O yüzden yaptığınız ödemeyi kabul etmiyor. Bu nedenle işte dürüst davranma, o kazanmışı olduğumuz hakları makul ölçüde ve hukuk kuralları çerçevesinde kullanma yeteneğidir ya da yetkisidir. Dürüst olup kurallar kullanmazsanız hukukta sizin o yaptığınız ödemeyi, borcu kabul etmiyor ama. İnsanlar şu an ne halde ama? Ödesin de. Ne zaman? Hangi vakitte öderse ödesin. Evet maalesef ama hukuk ona bak. Bana borcu olan arkadaşlarım. Hemen ben burayı bir toparlayayım hocam o zaman. Hakların kazanılmasına geçerli ilke. İyi niyet kullanılması ve borçları yerine getirmesine geçerli ilkemiz dürüst kuralı. Evet. Peki. Şimdi bu iki kavramı konuşmuşken, özellikle dürüstlük kuralını konuşmuşken iki kavrama daha değinelim. Ahde vefa ilkesi ve emprevizyon teorisi dediğimiz iki tane kavram. Şimdi ahde vefa ilkesi dediğimiz şey söze sadık kalmak. Yani birisine şunu yapacağım, bunu edeceğim diye söz verdiyseniz ne yapıp ne edip o sözü yerine getirmeye çalışmalıyız, yerine getirmeliyiz. Hukuk bizden bunu bekliyor. Ben de bekliyorum. Olması gereken de bu. Ben de sana verdiğim söz dediğim. Bazen getirmiyorsun. Tamamını yerine getirmeye çalışıyorum. Bazen getirmiyorsun. Bak alyansım kayboldu. Kaç sene oldu kaybolalım. Öğrenci arıyordu, hocam siz niye yüzük takmıyorsunuz diyorlar. Sen kaybettin. Yüzük Serkan Hoca'dan ayrıldım. Demek ki sen... Diyorum ki aynen sana diyorum, sen kaybettin, ben sana niye aynen? Yeteri kadar dikkat et, bak ben muhafaza ediyorum. Çocuğum kaybetti, ben çocuğum. Kullanıyorum. Ben kullanıyorum. Ha, evet, izi çıkmış, kontrol ediyorum zaten. İzi olmayınca ben yapıyorum. Şimdi ahde vefa ilkesi dediğimiz gibi, verdiğimiz söze sadık kalmak, onu yerine getirmek. Ama bazen verdiğimiz sözü yerine getirmek, o an bizim içinde bulunduğumuz bir takım durumlardan dolayı mümkün olmayabilir ya da yerine getirirsek bizi çok fazlasıyla mağdur edebilir. Bu anlamıyla ahde vefa ilkesi evet hukukun bize emrettiği, yapın dediği kavramdır. Ki iyi de bir kavramdır bu anlamıyla. Ama mutlak olarak istisnasız her zaman bu ilke uygulanacaktır demek de diğer tarafı zorlayacaktır. İşte bu bazı durumlarda ifadesi bizim için kıymetli. Özellikle öngöremediğimiz bir takım sebeplerden dolayı borcumuzu yerine getiremiyorsak ya da o borcu o günün koşullarıyla yerine getirirsek biz çok mağdur olacaksak hukuk diyor ki o zaman dur sen sözünde durmaya çalışıyorsun ama bu sözü yerine getirirsen sen çok kötü durumlara düşeceksin. Durumu ortaya çıkartabilmişseniz anlaşmaya çalışın, uzlaşamıyorsanız mahkemeye başvurun, hakimden yardım talep edin diyor. Şimdi vereceğim örneği günü bugüne uyarlamaya çalışmayın. Çünkü bununla ilgili olumlu olumsuz birçok karar çıkmaya başladı günümüzde. Şimdi doların 2 lira ya da 4 lira olduğu dönemde siz dolar borcu aldınız, 1 milyon dolar. Alırken neyi düşünüyordunuz? 2 liradan. 1 milyon dolar, 4 liraysa Türk lirası karşılığı, 4 milyon TL ödeme gücünüzün var olduğunu bildiğiniz için o borcu altına girdiniz. Hukuk bize sözünüze durun diyor mu? Diyor. Ne yapman lazım? Vadesi geldiğinde 1 milyon doları ödemelisin diyor. Tamam bunda sorun yok. Ahde vefa ilkesi de bunu gerektiriyor. Fakat öyle bir şey oldu ki arkadaş 4 lira olan dolar 20 liraya çıktı. Şimdi ne oldu? 4 milyon TL olan borcum benim
Türk lirası olarak 20 milyon TL'ye çıktı. Bak dolar borcumuz hala 1 milyon dolar. Şimdi ben alacak diye gidip, ya arkadaş bak borcum sana 1 milyon dolar evet. Yine 1 milyon dolar ödeyeceğim evet. Ama senden borçlandığımda doların Türk lirası karşılığı 4 liraydı. Şimdi 20 lira. Ben bu borcu ödeyemem, ödersem mahvolurum, perişan olurum diyorsanız alacaklı pek umursamayabilir bu durumda. Çünkü sizden çok daha fazla dolar ödedemiyor. 1 milyon dolar borcun vardı, 1 milyon dolara dönüyor kendince aslında. Hukuk diyor ki işte burada bu olmaz. Şunu bir kere anlamaya çalış diyor. Ya da ben bir anlayayım diyor. Doların 4 liradan 20 liraya çıkması öngörülebilir bir şey miydi? Zalim dolar. Pek de öngörülebilir bir durum değildi bu. O yüzden mahkemeye başvurduğunuzda hakim iki tarafın da menfaatlerini koruyacak. O günün koşullarına göre bir yeni bir yapılandırma aslında yapabilir. İşte buna biz sözleşme şartlarının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi, uyarlanması ifadesini olanak tanıyan kavrama emprevizyon teorisi, öngörülmezlik ilkesi diyoruz. Hakim burada hem alacaklıyı hem borçluyu koruyacak. İkisi de mağdur etmeyecek orta bir yol bulur diyebilir. Hakim görmüşken bir çekişmeli ve çekişmesiz yargıdan söz edebilir miyiz? Çekişmeli, çekişmesiz yargı dediğimiz şey iki tarafın olduğu, iki tane farklı iddianın olduğu bir uyuşmazlık söz konusuysa buna biz çekişmeli yargı diyoruz. Ne gibi boşanma davası gibi, ne gibi hırsızlıktan kaynaklı bir ya da işte insan yaralamadan kaynaklı evet. bir yargılama gibi. İki taraf, iki farklı iddia. Varsa çekişmeli yargı. Tek tarafın olduğu, sadece bir iddianın olduğu, bir durumun tespit edilmesi için yapılan yargılamalara da çekişmesiz yargı diyoruz. İşte gayiplik kararının verilmesi gibi, isim değişikliği gibi yargılamalara da çekişmesiz yargı diyoruz. Şimdi yargılama konusunu açmışken bir iki kavram daha konuşabiliriz. Çekişmeli, çekişmesiz de biraz örnek verelim hocam. Yani... Çekişmeli, biraz daha verebilir misiniz? Mesela gayiplik diyeyim ben. Gayiplik çekişmesiz bir yargıdır. Çekişmesiz. Çünkü iki taraf yoktur. Bir taraf vardır sadece, gayip olmuştur, kaybolmuştur. Evet. Onun yasada belirtilen, hukukta belirtilen kişiler, işte çocuğu, eşi, kimse artık mahkemeye gider. Ya bu adam kayboldu, bu kadın kayboldu, gayiplik kararı verilsin istiyorum. Evet. Bir durum tespiti. Yaş küçülteceksiniz ya da yaş büyüteceksiniz. Yaşınız gerçekten küçültmeye müsait mi, büyütmeye uygun mu, tespiti gibi yardım olarak biz çekişmesiz yardım ediyoruz. Ama işte o benim arabama zarar verdi, o benim şu malımı çaldı diyorsanız, siz çaldı iddiasında bulunuyorsanız karşıdaki de çalmadım ya da yapmadım iddiasında bulunuyorsunuz. Çekişiyor. Burada çekişmeli yardım ediyoruz. Neyden söz edecektiniz? Bir şey bakayım. Bu yargılamalarda özellikle çekişmeli yargılarda iki tane farklı iddia var diyoruz ya. Hı. Şimdi bir kere yargının tarafları kimler? Biri davacı, biri davalı. Acaba bu iki farklı iddia bulunduğunda kim ne iddiasını ispatlayacak? Sadece davacı mı ispatlayacak, sadece davalı mı ispatlayacak? Hukukumuz diyor ki her kim ne iddia ediyorsa onu ispatla yükümlüdür. Yani iki taraf da kendi iddiasını ispatlayacak demektir bu durumda. Bu bir anlatılması gereken bir kavram. İspat yükü kimdedir diye belki zorlayıcı bir soru olabilir diye. Bir başka yine buralarda konuştuğumuz şey, ben diyorum ki o bunu yaptı. Hayır yapmadım. O yapmadım diyebilir. Evet yaptım ama diyebilir. İşte buradaki savunma araçlarına da değinirsek. Evet. İddiamızı temelinden reddediyorsa inkar. İnkar ediyor. Ben hayır böyle bir şey yok. Yani bu adamın ortaya koyduğu iddia başından temeli sonuna asılsız. İnkar ediyor. Diyorsa inkar. Evet dediği bir durum söz konusu ama o onun dediği gibi değil. Mesela diyorum ki Esra Hoca'nın bana 100 bin lira borcu var. Ve ben bu borcu ödemişim ona. O da dava açmış. Bu adam bana borcu var diye. Şimdi ben mahkemeye çıktığımda ben ona borcum yoktur demiyorum. Dikkat edin. Yok desem borcum yoktur desem, temelinden reddesem bu inkar. Borcum vardır ama ben onu ödedim. Aha da belgesi dersem itiraz. Borcum var, ödemedim ama ya dönüştürüyorsan burada karşımıza defi dediğimiz kavram çıkar. Defi de şu. Ama'dan önceki sözcüklerin hepsi geçersiz. Şöyle yani... muhatap olduğumuz iddiayı kabul ediyoruz. Evet benim Esra Hoca'ya borcum var. Doğrudur. Evet dediği gibi ödemedim. Doğrudur. Çünkü borç zaman aşımı uğradı. Yani iddiayı haklı bir sebebe dayanarak reddetmek. Yerine getirmemek. Hocam söyleyeyim değil mi? Defi. Seni seviyorum ama benden daha iyi evlaydım. Evet bu da defi dediğimiz. Peki. Biraz neyden bahsedelim? Durun bakayım. Şimdi itirazdan, inkardan söz edelim.
Arkadaşlar bu hata, hile, tehdit, hocam latife, beyan, zihni kayıt gibi kelimeler var ya, onlardan söz edelim birazdan. Bunların genel üst başlığı iradeyle, irade bozukluğu da diyebiliriz, iradeyle beyan arasındaki uyumsuzluk, uygunsuzluk diyebiliriz. Yani aklımdan geçen şeyle yaptığım, ettiğim, söylediğim şey birbiriyle uyuşmuyorsa buna iradeyle beyan arasındaki uyumsuzluk, irade bozuklukları diyoruz. Bunlar iki türlü oluşur. Bilerek isteyerek biz bu uygunsuzluğu oluştururuz. Buna bilinçli irade bozukluğu. Bilmeden, istemeden böyle bir durum söz ortaya çıkar. Buna da bilinçsiz irade bozukluğu diyoruz. Bilinçli irade bozukluğu halleri 3 tane. Latife beyanı, zihni kayıt ve muvaza. Ne olacak? Bilmiyorum, bana böyle bazen gülme geliyor. Alışkın öğrencilerim, devam. Peki. Niye ben evde de gülüyorum böyle? Anlamsızca. Bazen korkutuyorsun zaten beni, durduk yere gülünce. Niye? Ne oluyor lan diyorum. Yapacak bir şey yok ya, ben de böyle bir insanım. Neyse. Beni de böyle seviyorum. Korkumuza dönersek. Latife diyorum. Bilinçli irade bozuklukları 3 tanedir dedik. Latife beyanı, zihni kayıp, muvaza. Latife beyanı, işte latife şaka demek. Şaka yolu bir ifadede bulunuyorsunuz. Karşı tarafta bunu ciddiye alıyor kendince. Eğer şaka olduğu, iradenin şaka olduğu açıksa, netse, biliniyorsa o karşı tarafın sizin iradenize verdiği cevabın bir önemli kıymeti yok. Yok, şakacıktan yapılmış bir eylem. Sizin aklınıza geçen şey farklı, izah ettiğiniz şey farklı. Örneğin diyelim ki benden bir borca kefil olmamı istedin. Ben aslında o borca kefil olmak istemiyorum. Ama karımsın. Şimdi nasıl diyeyim sana hayır? Aslında olmama iradesini söylemem lazım. İstemiyorum fakat olurum diye irade açıkladıysam bunun şaka olduğu belli mi? Yok, ben değil. Ciddi anlıyorum. O zaman bu da zihni kayıttır ve işlem. Her şeyi olur. Baştan gözden geçirir. Evet. Haberin olsun. Muvaza dediğimiz şey ise birden fazla kişinin bir araya gelip bilerek ve isteyerek dışarıdaki kişileri olmayan bir duruma inandırmaya çalışması. İki türü var muvazanın, mutlak ve nispi muvaza diye. Biz genel bir muvaza tanımı yapsak olmaz mı? Yaptım işte bu. Tamam, bu mu? Örnek veriyor musunuz bir tane? Yani ülkemizde daha çok olan şeyler mal kaçırmalar da söz konusu. İşte icraya uğrayacaksınız, evinize haciz gelecek, belki arabanıza, belki evinize haciz koyacaklar, belki evinizdeki eşyalara haciz koyacaklar. Evinizi hacize uğramasın diye gidip bir arkadaşınıza satmış gibi gösteriyorsunuz gibi durumlar. Mış gibi yapmak. Mış gibi yapmak. Üçkağıtçılık gibi aslında. Ötesi. Yasal üçkağıtçılık. Daha ötesi. Yasal olmayan üçkağıtçılık. Beter üçkağıtçılık. Ve muvazanın yaptırılığı butlandır. Muvazalı işlemlerde butlan oluyor, evet. Bunu söylemiştik. Mersin. Hata, hile, tehdit diyelim hocam. Bunlar da bilinçli irade, bilinçsiz irade bozukluğu halleri. Yani bilerek isteyerek böyle bir bozukluk meydana getirmiyoruz. Hata, kişinin kendi kendini bir yanlış duruma yönlendirmesi. Soru falan çözerken bazen yanlıştır, doğrudur gibi okuyabiliyoruz. Sorunun bir yerini kaçırabiliyoruz, soruda bir şeyi farklı anlıyoruz gibi hata ettim diyoruz ya soru çözerken. İşte hata aslında biraz böyle. Şimdi sen diyelim ki ben işteyken mesaj almışsın telefonuma, işte gelirken 2 kilo pirinç al diye. Okumuşum, tamam alacağım. Eve giderken telefona bakma ihtiyacı ise ya da telefonu arabada unuttum. Markete girdim, lan ne istemişti? 2 kilo bulgur istemişti. Dedi. Kendi kendime onu söylüyorum. Şimdi burada beni birisi bir şey yanılttı mı? Hayır. Kendi kendime pirinci bulgurmuş gibi anımsadım. Bir şey yanlış yorumladım. Böyle yapıyorsanız bu hata. Siz... Böyle şeyler erkekler yapınca bir şey olmuyor da kadınlar yapınca çok sıkıntı çıkarıyorsunuz. Şimdi olmayan, yapmadığım şeyleri bana yapmışım gibi kamuoyunun önünde lütfen insanları yanılmaya düşünmeyelim. Düşünmeyelim. Yapıyor. Şimdi bir de bu çekim sonrası var. Şimdi bana baskı uygulayabiliriz. Varsa falan. Şimdi hatayı izah ettik. Bir diğer kavramsa yanılma, eski adıyla hile. Şimdi hatada kişi kendi kendisini bir şeye inandırdı. Hiledeyse ya da yanılmadaysa birisi bizi bir şeye inandırıyor. Şu kuyumcuya gittiniz altın alacaksınız. Nasıl alacağız bu dönemde bilmiyorum da. İşte düğüne gideceksiniz. Yüzük almıyorum. Bilezik alacağız düğün için. Adam bize kuyumcu bir şeyi sattı. Şimdi biz sarraf değiliz, bir şey değiliz. Ben ısırır anlarım altın mı değil mi? Aldık altını, taktık. Sonra işte taktığımız kişi kamera kayıtlarında bizim o taktığımızı görmüş, incelemişler ki sahte. Şimdi ne oldu? Kuyumcu bizi gerçek olmayan duruma inandırdı. Burada hile diyoruz.
Tehdit, diğer adıyla korkutma, daha eski adıyla ikrah dediğimiz şey ise birisini kabaca, çok kabaca kafamızı silah dayayıp yapmak istemediğimiz bir şeyi yapmaya bizi zorlamaz. Bunların yaptırımı da iptal edilebilirliktir. Yani bir yıl içerisinde, bir yıl içerisinde yaptığımız şeyin iptalini talep etme yetkiniz var. Bir de Gabin'e değinelim. Gabin, alan sizde soruldu mu, vatandaşlıkta soruldu mu bilmiyorum hocam da, alan bilgisinde şöyle sorulmuştu. Aşağıdakilerin hangisi bir irade bozukluğu hali değildir? Yani bu anlattıklarımızdan, latife beyanı, zihni kayıt, muvaza, yanılma, aldatma, korkutmadan biri değildir diye sordu. Gabin böyle bir şey. Gabin bir irade bozukluğu hali değil, Gabin aşırı yararlanmak dediğimiz bir şey. Ne oluyor burada? Birisi var, içinde bulunduğumuz bir durumu kendi lehine kullanmak için bizden aşırı yarar sağlıyor. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Atatürk Havalimanı'nda, İstanbul'da bir terör eylemi yapılmıştı. Silahlı ve bombalı bir saldırı gerçekleştirilmişti ve oradaki yolcular o tehditten, o korkudan, o zor durumdan kurtulmak için kimisi aracıyla bir an önce kaçmak istedi, kimisi de taksilerle binip uzaklaşmak istedi o korku, o sıkıntılı durumdan. Maalesef bazı taksiciler orada o korkulu durumdan kurtulmak isteyen yolculardan çok fahiş paralar istediler. Yani birkaç bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira gibi paralar. Yani bu parayı verirsen seni buradan götürürüm. Şimdi biz o paraları eğer yanımızda varsa o imkanlar kabul ettik. Neden kabul ettik? Birisi bizim başımıza silah dayamadı. Evet. Kimse bizi kandırmadı, aldatmadı, şaka yapmadı. Bir tehlike var. Biz kabul ettik çünkü oradan, o tehlikeli durum, o zor durumdan kurtulmak için o bedelleri ödedik. Aşırı işte, yararlanmadı. Taksici arkadaş, hepsi tabii ki değil, bir 3-5 tanesi bizim o zor durumumuzdan kendilerine bir aşırı yarar sağladılar. Buna biz Gabin adını veriyoruz. Gabin sonucu nispi mutlan olarak karşımıza çıkardı. Gabin şöyle yeni düzenlemeyle... İki tane talep etme yetkimiz var. İki şeyi talep etme yetkimiz var. İkisinden birisini. Ya diyoruz ki yapılan işlem tamamen iptal edilsin. Baştan sona. Ya da diyoruz ki tamam bu işlem, yani o taşıma, işte, taksi önlerinden gidersek taşıma işlemi, taşıma sözleşmesi geçerli olsun. O havalimanından falanca yere gittik. Taksimetreci saydı 300 lira yazacaktı. 300 liralık kısmı geçerli olsun arkadaş. 5000 lira para vermişiz diyelim ki. 3000 lirası geçerli olsun. Kalan o 4700'lük aşırı yararı bana iade et diyebiliyoruz. Anladım. Peki. Mersin. Hocam bir takas tanımına girelim. Takas borcu sona erdiren bir sebep. İfa gibi. Evet. Yapmak, etmek demek ya ifa. Evet. Borcu yerine getirmek. İbra gibi. Hı hı. Alacakların kendi iradesiyle alacak hakkından vazgeçmesi yani. Ödedin saydın. Evet. Sildin borcu demesi. İbra. Onun gibi. Bir borcu sona erdiren sebep. Ama maalesef çok yanlış da anlaşılabiliyor takas. Örneğin işte sizin bana bir miktar borcunuz var. Benim size bir miktar borcum var. Şu ikisini takas ediyoruz. Sizin elinizdeki onunla bunu veya kalemle bunu takas ediyor. Böyle olur mu? Olmaz. Takas iki malın birbiriyle değişimi demek değil. İki malın değişimini biz trampa deriz hukuki açıdan. Takas aynı türden, aynı cinsten iki şeyin birbiriyle değişimi ve eğer değerler eşitse borcun tamamen bitmesini, değerler eşit değilse birbirinden daha azsa az olanca borcu sona erdiren bir sebeptir. Tamam. İlliyet bağından söz edelim. İlliyet bağı neden sonuç ilişkisi aslında. Hem ceza kanununda suçun unsurları arasında yer alır, hem borçlu hukuk anlamında haksız fiilin unsurları arasında yer alır. Haksız fiil dediğimiz şey hukuka uygun olmayan bir davranışı yapmak ve bunun sonucunda birincisinin zarar vermesi. İşte eğer bu zararla benim davranışım arasında uygunluk varsa, işte bunu araştıran şeyimiz illiyet bağı diyoruz. Nedensellik bağı işte yani siz, ben size bir yumruk attım, burnunuz kırıldı. Burnunuzun kırılmasının sebebi ne? Benim size yumruk atmam. İşte demek ki yumruk atmamla burun kırılması arasındaki bağ, gerçekçi bağ, buna biz illiyet bağı diyoruz. Ama ben bu yumruğu zararı verdim size, siz hastaneye gitmek için işte ambulans geldi götürürken, ambulans yolda kaza geçirdi. Allah korusun işte vefat ettiniz. Ölümünüzden mi sorumluyum ben sizin? Burnumun kırılmasından. Ben sizin ölümünüzden sorumlu değilim. Ben sizin sadece burnunuzun kırılmasından sorumluyum. Çünkü araya başka bir sebep girdi, bir kaza ve ölüm o sebeple gerçekleşti. Teşekkürler.
Son olarak da karinelerden söz edelim. Karine nedir? Karine türleri var ya, aile karine. Karine, bilinen somut bir olaydan, olgudan, durumdan hareketle olup olmadığını, gerçekleşip gerçekleşmediğini bilmediğimiz bir sonuca ulaşmak. Sokağa çıktık, yerleri ıslak olduğunu gördüğümüzde ne düşünürüz? Yağmur yağmıştır. Şimdi yağmur yağmıştır somut durum. Olup olmadığını bilmediğimiz, yani ıslaklığın sebebini bilmiyoruz. Biz yağmur yağmıştır diye bir sonuca ulaştık. Ama böyle olmamış olabilir. Belki bir yere su patladı da burayı ıslanmış olabilir. Belki belediye sulama yapmış olabilir. İşte o bizim ulaştığımız sonuç karinedir. Evet. Karinenin türleri var kendi içerisinde. Kanuni hocam karine. Hemen karine sanımını toparlayayım o zaman, net olarak vereyim. Örnek çok güzeldi. Bir takım somut bulgulardan yola çıkılarak bilinmeyen bir olgunun sonuçlarını çıkarmasına karine. Evet. Tamam. Kanuni karine var, fiili karine var. Kanuni karine kendi içerisinde, yani kanunda yazılmış. Böyleyse böyledir. Şuysa şu olmuştur. Varsayımının bu olasılığı yasaya alınmışsa bunu kanuni karine diyoruz. Kanuni karineler de kendi içerisinde adi karine ve kesin karine diye ikiye ayrılıyor. Ayrımı şu çok net aslında. Eğer o kanunda yazılı karinenin aksi ispat edilemiyorsa buna biz kesin karine diyoruz. Kanunda yazılmış olan karinenin aksi ispatlanabiliyorsa adi karine diyoruz. Şimdi gayiplik kararı verildiğinde kişi hukuken kütükten falan siliniyor ya, ölmüş kabul ediliyor. Evet. Gerçekten öldü mü? Ama bir gün çıkıp gelebiliyor. Bir gün çıkıp gelebilir. İşte kanuni karinedir, evet. Ama adi bir karinedir. Kişi çıkıp gelirse aksi ispatlanabilir. Gayiplik karinesi adi. Gayiplik karinesi, iyi niyet karinesi, mülkiyet karinesi. Bunların hepsi ölüm karinesi. Bunların hepsi adi karine. Kesin karinelerden. Kesin karine, analık karinesi. Çocuğu doğuran annedir diyor kanun. Bunu aksi ispatlanamaz. Tapu kayıtlarının herkes tarafından bilindiğinin varsayılması. Doğru yanlış. Bir kayıt var mı tapuda? Var. Var. Bunu senin bilmiyor olduğunu iddia etmen mümkün değil. Çünkü diyor ki tapu kayıtları, bu kayıtları incelemek ilgilisi için açıktır diyor. Sen yani bir taşınmaz aldınız, bir ev satın aldınız. Satın almayı nerede yapacaksınız? Noterde falan değil. Tapu dairesinde devir işlemi gerçekleşecek. Aldınız taşınmazı, sonrasında sahibi olduğunuz, satın aldığınız taşınmaz üzerinde ipotek varmış. Şimdi siz ben bu taşınmaz üzerinde ipotek olduğunu bilmiyordum diyemezsiniz. Niye diyemiyorsunuz? Arkadaş, tapuda mı aldın sen bu evi? Evet. Alırken tapuya kayıtlara baksaydın, orada yazıyordu bu evin üzerinde ipotek olduğu. Bakmadın, baksaydın diyor kanun. İşte bu kesin bir kaydedir. Evet. Tamam. Bilinirliği kesin kaydedir. Teşekkürler. Acıktım hep. Serkan Hocam'a bilgiler için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilir. Umarım faydası olur. Ama umarım sınavda böyle sorular sormazlar tabii ki yine de. Detay bunlar çünkü. Biraz. Yine de arkadaşlar hepinize başarılar diliyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.